Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs çayına düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'in cansız bedeni arama çalışmalarının 64. gününde bulundu. Müküs çayına düştüğü yerin yaklaşık 1500 metre ilerisindeki Karar ve Şelalesi mevkisinde bulunan Güneş'in cesedi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, 64 gün süren çalışmalar sonucu kaybolan hemşire Eyüp Güneş'in cansız bedenine ulaştıklarını belirterek ceset teşhis edildi. Cenaze işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek, dedi. Beğendik Beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağa kayarak çaya düşen ilçe sağlık müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'e ulaşılması için ekipler Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesine kadar yaklaşık 30 kilometrelik mesafede çalışma yürüttü. Çalışmalarda bugüne kadar dönüşümlü olarak Diyarbakır, Adana, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, Van, Elazığ ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerine ait sualtı arama ve kurtarma ekipleri, Batman ve Van'dan AFAD ekipleri, Siirt'ten de jandarma, UMKE ve AFAD ekipleriyle güvenlik korucuları görev aldı. Zorlu coğrafi koşullara karşı havai hatta çekilen bölgede sualtı kamerası ve insansız hava araçlarıyla arama yapıldı, bölgedeki ağaçlık ve kayalık alanlar kontrol edildi. Pervari Sağlık Müdürlüğü'nde görevli hemşire Halime Timurtaş, akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise çayda kaybolmuştu.